Paris Sümerler Kulübü 20. toplantı, 1. celse. Atatürk inkılaplarındayız. Hukuk alanında yapılan inkılaplardayız. Hukuk alanında yapılan inkılaplar. Hukuk alanında yapılan inkılaplar. Evet, ısındırmak için kendimiz bir soru soralım. Türkiye'nin seçilen ilk kadın muhtarın adı nedir? Güleysin hocam. He? Güleysin. Aferin be. Güleysin abi. Aferin. Güleysin. İdar. Evet, Güleysin. Bravo, aferin. Seçilen ilk kadın muhtar. Güleysin. Güleysin. Evet. Arkadaşlar 1930 yerel seçimler öncesi biz kadınlara seçme hakkı verdik. Belediye seçimlerine katılma hakkı 1930 yılında elde kadınlar. İlk siyasi haklar verildi. 1930 yılında kadınlara yerel seçimlerde belediye kanunuyla ilk kez siyasi haklar verildi. Belediye seçimlerine seçme ve aday olma hakkı verildi. 1930 yılında kadınlara belediye seçimlerine seçme ve aday olma hakkı tanındı. Dolayısıyla Türk kadının ilk siyasal hakkını 1930'da belediye seçimlerinde aldı. 33. İlk muhtarlık seçimi oldu. Gül Esin Hanım da ilk muhtarımız olarak seçildi. 1933'te Türk kadına köy ihtiyar heyetlerine ve muhtarlığa seçilme hakkı tanındı. Arkasından dedik ki Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Esin Hanım önemli hizmetler yaptı. Mesela kumarı yasaklamıştır Gül Esin Hanım. Bak, ilginç değil mi? Evliliği kolaylaştıracak işler yaptı. Önemli 1935 seçimleri kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkını kullandıkları ilk genel seçimdir. 4 Aralık 1934'te İsmet İnönü ve arkadaşları önerge verdiler. 5 Aralık 1934'te kadınlara ilk kez milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi. 5 Aralık 1934'te kadınlara ilk kez milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi. 5 Aralık 1934. 35 yılında da milletvekili seçme ve seçilme hakkını kullandılar. Evet. 35 yılında yapılan seçimlerde meclise giren kadın sayısı 17'dir. Kadınlara siyasal hakların verilmesini özetle tekrar söyleyelim. Önce 1926'da medeni haklar, medeni kanun kabul edildi. 17 Şubat 1926'da medeni kanun kabul edildi ama kadınlara herhangi bir siyasi hak verilmedi. Sosyal yaşamda kadın erkek eşitliği sağlandı. Kadınlara siyasal hak verilmesi için 1930'da başlar. 33-34. 1930 belediye seçimlerine katılma hakkı. İlk kadın belediye başkanı seçildi Sadiye Hanım. 33'te muhtar ve aza olma hakkı, ilk kadın muhtar seçildi Gülesin Hanım. 1934'te de milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi. 17 kadın meclise girdi. 30-33-34. 1930 belediye B harfi de, 33 muhtarlık M harfi ve 1934'te milletvekili seçilme, vekil diyelim ona da, BMV. BMW tabi. Unutulmaz. Kadınlara BMW verildi. Her kadının bir BMW hakkı vardır. Unutulmaz. Söyle bakalım. Söyle. 1930 belediye, 1933 muhtarlık, 1934 de milletvekili. Vekillik. Bravo. Aldım BMW'yi. BMW'yi aldın. Hemen git valilikten BMW'ni al. Renk söyle alırken. Ne renk istiyorsun? Beyaz.
Beyaz. Beyaz. Renk önemli değil diyor bak. Hiç önemli. Bak görüyor musun? Böyle kalender olacaksın. Ne renk olsa kabul ederim diyor. BMW olsun yeter. Bak BMW olsun yeter. Kadınlara BMW verilmiştir. 1930 belediye seçimleri, 1933 muhtar olma, 1934'te milletvekili seçimi ve seçilme. 30, 33, 34. Evet. Hukuk alanında yapılan inkılaplara giriyoruz. Toplu olarak görelim. İlk önemli inkılabımız 1924 Anayasası. 20 Nisan 1924. Atatürk inkılapları, hukuk alanında yapılan inkılaplar. 1924 Anayasası'nın kabulü 20 Nisan 1924. 1924 Anayasası ile ne değişiklikler yapıldı? Devletin rejimi cumhuriyettir, çift dereceli rejim seçim sistemi vardır. Kabine sistemi belirtilmiştir. Seçmen yaşı 18, seçimler 4 yılda bir yapılır. Cumhurbaşkanı görev süresi 4 yıldır. Dikkat! Dikkat! 1924 Anayasası'nın 1928 değişiklikleri önemli. 1928 değişiklikleri. 1924 Anayasası'nın 1928 değişiklikleri. Milletvekilinin ve Cumhurbaşkanı'nın yemin şekli değiştirilmiştir. Vallahi billahi yerine namusun ve şerefin üzerine yemin getirilmiştir. Namusun ve şerefin üzerine. 1928 değişiklikleri. Devletin dini İslam'dır ibaresi anayasadan çıkarılmıştır. Bunlar anayasanın laikleşmesi için yapılmıştır. Evet. Anayasa 1928 değişikliklerinin birinci ve ikincisi laiklik içindir. Yani yeminin değiştirilmesi ve dini İslam'dır maddesinin kaldırılması. Geldik 1924 Anayasası'nın 1934 değişiklikleri. Seçmen yaşı 18'den 22'ye çıkarıldı. Kadınlara seçme seçilme hakkı verildi. 1924 Anayasası'nın son önemli değişikliği 1937 değişikliği. Ne yapıldı burada? Laiklik dahil bütün ilkeler, Atatürk ilkeleri anayasaya girdi. Anayasa değişikliği olmamakla birlikte önemli değişiklikleri beraber söyleyelim. 1930 kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı. 1933 kadınlara muhtarlık seçimlerine katılma hakkı. 1934 milletvekili seçimlerine katılma hakkı. 1945 anayasanın dilinin öz Türkçe olması. 1946 tek dereceli seçim sistemine geçilmesi. 1946 yılında açık oy gizli sayım sistemine gidildi. Açık oy gizli sayım. Arkadaşlar önemli. 1946'da tek dereceli seçim vardı ama hala açık oy gizli sayım yapılıyordu. Yani demokratik değil. 1946'da tek dereceli seçim geldi ama hala oyunu açıkça veriyordun. Herkes görüyordu. Oylar gizli sayılıyordu. Ancak 1950 seçimlerinde gizli oya gelmiştir. Yani ancak 1950 seçimlerinde demokrasi gerçek anlamıyla oturdu. 1950 seçimlerinde gizli oy ve açık sayım sistemi getirildi. 1946'da açık oy gizli sayım var. 1950'de gizli oy açık sayım var. Olması gereken bu. Evet. Hukuk alanında yapılan inkılaplara devam ediyoruz. Medeni kanunun kabulü 17 Şubat 1926. Arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu'nda bir problem vardı. İkili yapı vardı biliyorsunuz. Gene bu hukuk alanında da vardı. Medeni kanunun kabulüyle Osmanlı Devleti'nden kalan hukuki ikiliye son verilmiştir. İsviçre Medeni Kanunu örnek olarak alınmıştır. En son yapılan, en yeni, en modern, akılcı ve pratik. Biliyorsunuz Türk halkı da akılcı ve pratiktir. Çözüm sunan Medeni Kanun, İsviçre Medeni Kanunu'dur. Medeni Kanun, halkçılık ve laiklikle doğrudan ilgilidir. Medeni Kanun'da neler olur? Kişi hak ve özgürlükleri olur arkadaşlar. Miras paylaşımı olur, ailenin kuruluşu olur, kadın erkek ilişkileri, evlenme, boşanma, kadınlara haklar, borçlar gibi konular vardır. Medeni kanunla nikah, şahitlik gibi konularda din unsurunun etkisi kaldırılmıştır. Patrikhanenin hukuki yetkileri kısıtlanmıştır. Dini bir kuruma dönüştürülmüştür. Dini yetkileri kalmıştır patrikhanenin.
Reşit olan kişilere din seçme hakkı verilmiştir medeni kanunla. Kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Kadınlara istediği yerde çalışma ve istediği mesleği seçme ve yapma özgürlüğü verilmiştir. Tek eş sorumluluğu getirilmiştir. Resmi nikah zorunluluğu getirilmiştir. Tek eşlik ve resmi nikah gelmiştir medeni kanunla. Mahkemelerde tanıklıkta eşitlik getirilmiştir. Eşit miras gelmiştir. Eşit tanıklık, eşit miras geldi medeni kanunla. Kadınlara da boşanma hakkı ve çocuğun velayetini alma hakkı verilmiştir. Medeni kanunda herhangi bir siyasal hak yoktur. Dikkat edelim. Son yıllarda gündemde olan kadınlara kendi soyadını kullanma hakkı, evlilikte edinilmiş malların ortaklığı gibi haklar ancak 2002 yılında verilmiştir. Kadınlara kendi soyadlarını kullanmak ve evlilikte edinmiş malların ortaklığı gibi haklar ancak 2002'de verilmiştir. Arkadaşlar biz Avrupa'dan hangi yasaları aldık bakalım. 1926'da İtalya'dan ceza kanunu aldık. Avrupa hukuk sisteminden yararlandık. Çünkü biz Avrupa'nın bir parçası olmak istiyoruz. O dönemki politikamız bu. Geniş anlamda Avrupa'nın bir parçası olmak istiyoruz. Biliyorsunuz hala Avrupa Birliği'ne girmeye çalışmakta. Demek ki resmi politikamız çok değişmemiş. 1926'da İtalya'dan ceza hukukundan yararlanarak ceza hukuku yaptık. 1926'da İsviçre'den ticaret kanunu alındı. 1926'da İsviçre'den borçlar kanunu alındı. 1920'de İsviçre'den hukuk usulleri muhakeme kanunu alındı. Bakın İsviçre'den epey var. 1929 Almanya'dan ceza muhakemeleri kanunu. 1929 Almanya'dan deniz ticaret kanunu. Bunu İsviçre'den alamazsın. İsviçre'nin denize kıyısı yok. Deniz Ticaret Kanunu. 1929'da Fransa'dan idare hukuk alındı. Bizim idare hukukumuz bu yüzden Fransa'ya benzer. 1932'de de İsviçre'den icra iflas kanunu alındı. Gördüğünüz gibi pek çok kanun İsviçre'den. Ticaret Kanunu İsviçre, Borçlar Kanunu İsviçre, Hukuk Usulleri Muhakemeleri Kanunu İsviçre, İcra İflas İsviçre, Medeni Kanun İsviçre, İsviçre olmayanlar İtalya'dan Ceza Kanunu, Almanya'dan deniz ticaret hukuku, Fransa'dan idare hukuku gibi. Bir tek fark var. Ceza muhakemeleri kanunu da Almanya'dan. Ceza usul kanunu bu. Yani ceza kanunu İtalya'dan ama ceza muhakemeleri kanunu Almanya'dan alındı. Evet. Soru sorayım. Kendi soyadını kullanma hakkı 1926 Medeni Kanunu'nda var mı? Yok. Yok. O 2002'de. Evlilikte edilen malların ortaklığı 1926 Medeni Kanunu'nda var mı? Yok. Yok. O da 2002'de. Geldik eğitim alanında yapılan inkılaplar. Arkadaşlar kronoloji verelim önce. Tevhid Tedrisat Kanunu. Eğitim öğretim birleştirilmesi 3 Mart 1924. Hemen arkasından medreseler kapatıldı 11 Mart 1924'te. Marif Teşkilatı hakkında kanun çıkarıldı 2 yıl sonra 2 Mart 1926'da. Çok önemli, bunu tarih olarak da bilelim. Yeni Türk harflerinin kabulü 1 Kasım 1928. Yeni Türk harflerinin kabulü 1 Kasım 1928. Yeni Türk harflerini millete öğretecek millet mekteplerinin açılması 24 Kasım 1928. Öğretmenler günü ne gün? 24 Kasım. İşte bu yüzden. 24 Kasım'da millet mektepleri açıldı. Yeni Türk harflerini Türklere öğretmek için. Yani sadece artık küçük çocukları değil, 20 yaşın, 30 yaşın, 40, 50, 60, 70 yaşındaki vatandaşlara da yeni Türk harflerini öğretmek zorundaydık. Bu yüzden de millet mektepleri açıldı. Mustafa Kemal Atatürk de eline tebeşir atıp bu eğitim öğretim seferberliğine katıldı. Yeni Türk harflerini öğretti. Bu yüzden de ona baş öğretmen dendi. Baş öğretmenin Atatürk'ün eline tebeşir aldığı gün de sembolik olarak öğretmenler günü olarak seçildi. 24 Kasım 1928. Daha sonra biliyorsunuz biz bir ulus devlet kurmaya çalışıyoruz. Ulus devlet için dil çok önemli. Türkçenin geliştirilmesi ve tarih çok önemli. Bu yüzden de eğitim alanında 15 Nisan 1931'de Türk Tarih Kurumu açıldı.
32'de Türk Dil Kurumu açıldı. Arada gene 1932'de Halk Evleri açıldı. Evet. 1937'ye kadar da bu önemli eğitim kültür çalışmaları devam etti. 3 Mart 1924'teki Tevhid Tedrisat Kanunu bir çalışalım. Tevhid Tedrisat ismi üstünde eğitim öğretimi birleştirmeye çalışıyoruz biz. Tüm eğitim kurumları Maarif Vekaleti'ne, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Biliyorsunuz yabancı okullar vardı. İtalyanlar, Fransızlar, Amerikalılar, İngilizler burada okullar açmışlar ve orada kendi hukuklarını, kendi müfredatlarını uyguluyorlardı. Bunu kaldırdık. Tüm eğitim kurumları Maarif Vekaleti'ne bağlanmıştır. Medreseler kapatıldı. Eğitim laikleştirildi. Ortak kültüre, ortak eğitim anlayışına sahip kuşaklar oluşturmak istendi. Bu da bizim milliyetçilikle, yani milli devlet kurmak istiyoruz. Şöyle, Osmanlı'da şöyle bir problemimiz vardı. Bir taraftan işte özel yeni ilkokullar, arkasından Rüşdi, arkasından İdadi, arkasından da diyelim ki Tıbbi, Harbiye Mülkiye gibi okullardan okuyan Batı standartlarına göre okumuş insanlar. Bir taraftan da medreselerden mezun olan insanlar vardı. Aynı ülkenin içinde iki çeşit insan oluyordu. Ve bunlar arasında büyük bir çatışma oluyordu. Bakın biz şu anda çok farklı okullardan mezunuz ama burada ortak olarak eğitim alabiliyoruz. Yani hepimiz aynı matematik, aynı tarih, aynı coğrafya dersine, aynı vatandaşlık dersine girebiliyoruz. İşte o dönemin şartlarında tek bir kültüre sahip nesiller oluşturmak çok önemliydi. Çünkü biz bir imparatorluk bakiyesi olarak çok farklı bir kaynağa sahiptik. Bunu tek kaynak haline getirmek için eğitim öğretim birleştirildi. Ortak kültüre ve ortak eğitime sahip kuşaklara yetiştirilmeye çalışıldı. Tüm okullarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın Maarif Vekaleti'nin müfredatı uygulandı. Türk müfettişler bunları denetledi. Yabancı okullarda kontrol altına alınmış olundu böylece. Okullarda dini semboller yasaklandı. Öğretmenler, öğrenciler dini sembolleri kullanamaz. Laiklik ilkesidir. Tarih ve Türkçe dersleri mutlaka Türk öğretmenler tarafından Türkçe verilecektir. Bu da gene milliyetçilikle ilgili bir işimiz bizim. Yani milliyetçilik ilk Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi gereği tarih ve Türkçe dersleri Türk öğretmenler tarafından Türkçe okutuldu. İlköğretim zorunlu ve parasız olması kararlaştırılmıştır. Halkçılık ve devletçilik. Biliyorsunuz ilköğretimi zorunlu ve parasız yapmak isteyen ilk kişi 2. Mahmut'tu. 2. Mahmut'un da böyle bir şeyi var. Fermanı var. İlköğretim parasızdır ve zorunludur diye. Fakat bunu sadece İstanbul'da sağlayabildi o günün şartlarında. İmparatorluğun her yerinde parasız ve zorunlu ilköğretim sağlanamadı. Sadece İstanbul'da sağlandı. Cumhuriyetle beraber bu bütün ülkede parasız ve zorunlu eğitim geldi. İlk öğretim zorunlu ve parasız oldu bütün ülkede. Maarif Teşkilatı hakkında kanun var 1926'da. Türk Milli Eğitim Sistemi pekiştirildi. Çalışma prensipleri ortaya kondu. Önemli dedik, yeni Türk harflerinin kabulü 1 Kasım 1928. Batıya uyum sağlamak için Latin alfabesini kullanmaya başladık. Aynı zamanda okuma yazmayı da kolaylaştırmak istiyorduk. 24 Kasım 1928 Öğretmenler Günü millet mektepleri açıldı. Amaç bütün Türk halkına yeni Türk harfleri öğretmek. Baş öğretmen Mustafa Kemal olmuştur. 1929'dan itibaren de millet mektepleri açılmaya başlanmış ve insanlar burada yeni Türk harflerini öğrenmiştir. Daha sonra Türk Tarih Kurumu 1931 yılında. Şimdi ümmetçi tarih yerine milli tarih anlayışını yerleştirmemiz lazım. Çünkü biz bir ulus devlet kuruyoruz. Artık dönem ulus devletlerin dönemi. İmparatorluklar bitti. İmparatorluk kalmadı dünyada. Bir tek İngiliz İmparatorluğu var. O da yavaş yavaş kendini tasfiye etme sürecine girmişti. Yavaş yavaş tasfiye etti kendini ve hala bazı alanlarda gücünü koruyor. İmparatorluk olmasa da ne yapıyor? İngiliz Ruslar topluluğu diyor. Bir şekilde gücünü korumaya çalışıyor. Ama Avusturya Macaristan İmparatorluğu gitti. İşte Osmanlı İmparatorluğu gitti. Fransa İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e döndü. İtalya Cumhuriyet'e döndü. İmparatorluğu bıraktı. İmparatorluklar zamanı bitti. Rusya İmparatorluk bitti. Sovyetler Birliği haline geldi. Bu yüzden de biz de artık ulus devlet anlayışını oturtturmak için ümmetçi tarihte milli tarih anlayışına geçtik. Liseler için genel tarih serileri hazırlandı. Tarih kongreleri yapıldı. Atatürk de tarihle ilgili çalışmalar yaptı. Milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir bunların hepsi. Türk Tarih Kurumu kurulması. Hemen arkasından Türk Tarih Kurumu hemen arkasından 1932'de Türk Dil Kurumu kuruldu. Bu da milliyetçilik ilkesiyle. Atatürk'ün milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir. Türk Dil Kurumu da. Türkçeyi bir bilim dili haline getirmeye çalışıldı. Türkçe'de bilim üretilsin. Yani
bilim Arapça, Farsça ya da Latince değil, bilim dili Türkçe olsun. Türkçeyi yabancı kelimelerden arındırabilmek için Türk Dil Kurumu kuruldu. Arkasından halkçılık ilkesiyle ilgili Atatürk ilke ve inkılaplarını halka öğretmek ve benimsetmek için halk evleri kuruldu. Burada bir devrim süreci var. Halka da bunu, halka aydınlatmak lazım, halkı kazanmak lazım. Bu yüzden de halkı kazanmak için, Atatürk ilke ve inkılaplarını öğretmek için halk evleri açıldı 1932. Daha sonra arkadaşlar 1925'te Ankara Hukuk Mektebi açıldı. 1925 Ankara Hukuk Mektebi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulan ilk yüksek öğretim kurumudur. Hemen arkasından öğretmen yetiştirmek için Gazi Eğitim Enstitüsü kuruldu 1926. Önce hukuk okulu 1925, 1926 Eğitim Enstitüsü, 1933 Yüksek Ziraat Enstitüsü. Biz bir tarım ülkesiyiz, ziraatçı lazım. 1933'te Darülfünun, Osmanlı'dan kalan yüksek eğitim kurumu, yüksek öğretim kurumu İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürüldü 1933. Gene dil ve tarihe çok önem veriyoruz. Yeni bir cumhuriyet kurduk. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kuruldu. Yeni bir cumhuriyet kurduk. Ulus devlet olmaya önem veriyoruz. Dolayısıyla Ankara'da Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi açıldı. 1935. Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi. Söylüyorum. Milli Mülkiye Mektebi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne çevrilmiştir. 1936. Şimdi tabii ki bunlar hemen arka arkaya olmuyor. Yani fabrika açar gibi üniversite açamazsın. Belli bir eğitim ve öğretim kalitesi bulman lazım. Herhangi bir şekilde siyaset konuşmuyorum. Yani genel olarak üniversite açabilmek için neye ihtiyacın var senin? Belli bir öğretmen kadrosuna, eğitmen kadrosuna ihtiyaç var. Bunun için de gerekenler yapılmış. Önce hukuk, daha sonra eğitim fakültesi, arkasından tarım ülkesi olduğumuzda ziraat fakültesi kurulmuş. Bunun gibi arkadaşlar. Türkiye'de Latin harfleriyle çıkarılan ilk gazete Mardin gazetesidir. Türkiye'de Latin harfleriyle çıkan ilk gazete Mardin gazetesi. Liseler için tarih kitabı yazıldı. Tarih kitabının bir bölümünde Efendimiz Hazreti Muhammed'in hayatı ve savaşları anlatılıyordu. Mustafa Kemal bu bölümü yeterli görmedi. Kendisi bizzat kaleme aldı. Daha da genişletti bu bölümü. Bundaki tarih bilgisini konuşturdu. Bizzat inceledi ve bölümü daha da geliştirdi, genişletti. İşte Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran lider kadro gerçekten entelektüel düzey yüksek insanlar. Hepsi yetenekli insanlar. Devlet başkanı ne yapıyor? Gerekli zaman bir lise kitabını genişletebiliyor. Profesör Doktor Afet İnan. Afet İnan biliyorsunuz Atatürk'ün manevi kızlarından, Türkiye Cumhuriyeti ilk kadın tarihçisidir. Türk Tarih Kurumu yılda 3 kez Belleten dergisi yayınlar. Atatürk Belleten isimli dergiye Atatürk vermiştir. 26 Eylül Dil Bayramı olarak kutlanmaktadır. Atatürk'ün dil kurultayının topladığı zaman. Halk evleri sordunuz, 1932'de açıldı. Hitler'den kaçan Musevi profesörler var. Onların Türkiye'ye gelmesi Türk eğitiminde bir yeni bir dönemi başlattı. Onların verdiği raporlarla üniversite reformu yapıldı. İstanbul Üniversitesi açıldı. Darülfünun İstanbul Üniversitesi'ne çevrildi. Evet. 1934 ilk Türk kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale. 1934 İstanbul Şehir Tiyatroları kuruldu. Darül Vedai İstanbul Şehir Tiyatrosu oldu. Afife Jale ilk Türk kadın oyuncusu olmuştur, tiyatro oyuncusu olmuştur.
1937'de resim heykel müzesi açıldı Dolmabahçe'de. Yani Atatürk kendi kullandığı çalışma sarayında resim heykel müzesi açtırdı. Cumhuriyet döneminin ilk resim sergisi de burada açılmıştır. Evet. Toplumsal alanda yapılan inkılaplar. Toplumsal alan deyince ne yapacağız? Kılık kıyafet, tekkeler, miladi takvim gibi. Kılık kıyafet, toplumsal alanda yapılan inkılaplar. Kılık kıyafet ve şapka kanunu. Şapka kanunu 1925'te çıktı. 25 Kasım 1925. Tekke, türbe ve zaviyeler 30 Kasım 1925'te kapatıldı. Miladi takvim. Batıya uyum sağlamaya çalışıyoruz. Dünyaya evrensel olarak uyum sağlamaya çalışıyoruz. Ticaret yapacağız. Aynı takvimi kullanmamız lazım. 1926 miladi takvim kabulü. Uluslararası saat sisteminin kabulü 1926 1 Ocak. Uluslararası rakamların kabulü 1928. Uluslararası ölçülerin kabulü. Biz ne kullanıyorduk? Okka kullanıyoruz. Endaze kullanıyoruz. Arşın kullanıyoruz. Bunlar da uymuyor. Metrik sistemi kullanıyor. Dünyanın önemli bir bölümü. Metrik sistemi kullanıyor. Kilo kullanıyor. Biz okka kullanıyoruz. Olmuyor. Ticari olarak problem çıkıyor. Dolayısıyla uluslararası ölçü birimlerinin kabulü 1931. Hafta tatilin pazara alınması 1935. Soyadı kanunun kabulü 1934. Toplumsal alanda yapılan takvim, saat, rakam, hafta tatili, okkadan kiloya geçmek. Bunların sebebi çağdaş medeniyete ulaşmak. Yani çağdaş medeniyetle beraber olmak. Ticaret yapmak, uluslararası ilişki kurmak. Avrupa ile, Batı ile sosyoekonomik ilişkilerimizi düzene koymak. Ticaretimizi doğru yapmak. Mali konulardaki, ticari konulardaki karışıklıkları engellemek. Biz çağdaş bir toplum olmaya çalışıyoruz. Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmaya çalışıyoruz. Bu yüzden Batı kültürüyle uyum sağlamaya çalışıyoruz. Toplumsal alandaki ikilikleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz ve eşitlik kurmaya çalışıyoruz. Evet. Kılık kıyafet değişikliği dedik 25 Kasım 1925. Görünüş bakımından da çağdaşlaşmayı amaçladık. Fes, şalvar, hilat, cübbe kıyafetlerin yerine modern kıyafetler kullanıyoruz. Sadece din adamlarına kıyafet serbestisi getirilmiştir 1934'te. Ne? Çıkanlar var ya. Mesela şu şey var neredeydi? Ben Çınar altı mı? Çınar altı kahve. Evet. Yok, onun o sırada böyle taşa konan sırasında var ya. Evet. Orada çok öyle giyen adamlar var. Çok, şimdi zamanın ruhu diye bir şey var. Bundan mesela 1925'te 30'da bunu yapamazlardı. Şimdi artık şu andaki çağdaşlık modernizm sonrasındayız. Postmodern dünyadayız biz. 1930'lar 35'ler olsaydı bunu kimse yapamazdı ama şey gelişti. Dünya değişti. Artık insanlar kılık kıyafet konusunda daha rahatlar. Daha rahat olması da benim dünya görüşüm. Doğru. Yani herkesin nedir? Genel ahlaka mugayir olmamak şartıyla, yani genel ahlakı çiğnememek şartıyla ve çevredeki diğer insanları rahatsız etmemek kaydıyla insanlar giyinebilirler. Ha şöyle de diyemezsin, senin bu tişörtü beni rahatsız ediyor diyemezsin adam. Neresi rahatsız ediyor seni? İşte tişört. Yani o özgürlükçü düşünmek lazım bu noktada. Benim bu tabii şahsi fikrim. Ama dediğimiz gibi artık şapka kanunu çıkmış ve biliyorsunuz inkılap kanunları tartışılamaz. Evet, inkılap kanunları hukuk denetiminin dışındadır. Hukuk denetiminin dışındadır. Bence Türkler olarak bu konuları biz yeterince çok fazla takıldık kılık kıyafete. Artık takılmaya ihtiyacımız yok. Herkes özgürce giyinebilir. Ve diğerlerini rahatsız etmeden özgürlüğünü kullanabilir. İşimize bakmamız lazım. Değil mi? Küba kansere çare buldu diyorlar. Değil mi? Ya bir bakıyorsun ülkeler uzay çalışmaları yapıyorlar. Bizim bu işlere kafa yormamız lazım. Evet, bizim için tek gündem memur olmak. Kafadan yok. Ne oldu niye? Doktorlar hep de aynı şeyi yapıyor. Hepsi devletin aşamasında hiç böyle hani bir araştırma yapayım. Bir faydalı olayım yok yani. Yok, yok. Doktorlar arkadaşlar var memur olalım. Ya bizim kültürümüzde devlet gerçekten çok önemli. Devlet, Türkler hep devlet kurar.
Devlet olmadı mı Türkler yaşayamıyor. Bak gerçekten öyle. Bak bu bizim bir hem avantajımız hem her zaman defomuz. Bak Rumeli'de büyük bir Türklük vardı. Rumeli'de Selanik, Bulgaristan, Yunanistan, Bosna, burada büyük bir Türk şeyi vardı, medeniyeti vardı. Türk devleti oradan çekildiği anda bugün Rumeli Türklüğü diye bir şey yok bak. Biz 400 yıl, 500 yıl kaldık o topraklarda. Şu anda sadece folklorik ögeler var yani. Birkaç tane mabedimiz var. Onlar da zaten Türklükle ilgili değil tamamen. Onlar Müslümanlıkla ilgili. Yani Rumeli Türklüğü diye bir şey yok şu anda. Neden? Devlet olmadı mı Türkler yaşayamıyor. Eğer Sevr Anlaşması kabul edilseydi belki Anadolu'da da Türklük kalmayacaktı. Çünkü Türkler devlet olmadan yaşayamıyorlar. Bu güzel bir şey ama bir taraftan da şöyle bir defomuz oluyor. Dediğin gibi biz kendi kendimize araştırma yapıp da bir değer ortaya koyamıyoruz. Her şeyi devletten bekliyoruz. Bu da defomuz oluyor bizim. İki tarafı keskin kılıç. Evet arkadaşlar, tekke ve zaviyelerin kapatılması 30 Kasım 1925. Biliyorsunuz tekke ve zaviyeler sistemli bir eğitim kurumu değildi. Ne yapılıyordu orada? Bir eğitim veriliyordu ama tekke ve zaviyelerde daha çok sohbet anlamında eğitimler veriliyordu. Halka bir sosyal kurumdu burası. Halka iyi vatandaş olma, iyi bir kul olma. O zaman iyi kul olan iyi vatandaştı. Bunlar anlatılıyordu. Bir kültür aktarılıyordu. Sistemli bir eğitim kurumu değildi ve maalesef tekke ve zaviyeler rejim düşmanlarının yuvası haline gelmişti. Bu yüzden de Osmanlı'daki kuruluş amacından saptığı için tekke ve zaviyeler topluma... Dur anlatayım. Toplumsal yarar sağlamaktan uzaklaştılar. Şimdi Osmanlı'da kuruluş amacı bunların toplumu, insanları eğitmek, Allah için cihat fikrini aşılamak ve mahallede iyi vatandaş olup gerekirse de asker olarak sınırlarda savaşmak. Amaç buydu. Fakat tabi dünya değişti. Coğrafi keşifler oldu. Ticaret değişti. Maliye değişti. Fransa ihtilali geldi. Arkasından sanayi devrimi geldi ve bunlar bir anda tekke ve zaviyeler o dönemin için ne olmuştu? Sistemli eğitim kurumu olmadıkları için de amaçlarını yerine getiremez hale gelmişlerdi. Halkın dini duygularını ismar eden tekke ve zaviyeler kapatılmış oldu. Arkasından şeyhlik, dedelik, dervişlik, çelebilik gibi ayrıcalık bildiren bütün dini unvanlar kaldırıldı. Falcılık, büyücülük yasaklandı. Türbedarlık yasaklandı. Bununla birlikte milletin kalbinde yer etmiş, tarihe mal olmuş, kültüre mal olmuş kişilerin mezarlarına dokunulmadı. Türbeler kaldı. Tekke ve zaviyelerin kapatılması laiklikle ilgilidir. Evet. Bu şeyden hocam, vaazdan falan sohbetler şeyden dolayı çıkartılmış Osmanlı'da. Bu cumalarda hutbe veriliyor ya. Evet. O Arap çok olmuş. O anlamadıkları için vaazlar öyle çıkartılmış. Şimdi tekke ve zaviyeleri kapattık. Hani sen eleştirik için konuşacaksak şöyle bir şey oldu. Mesela orada kalender meşrep insanlar yetişiyordu. Tekke ve zaviye ne demek? Kalender meşrep ne demek? Hakkına biraz razı olan insanlar. Yani hakkına razı olan insanlar yetişiyordu. E bu da toplumda ne yapıyordu? Devletin yönetimini kolaylaştırıyordu. İnsanlar devletin onlara verdiklerine razı oluyorlardı. E bu bir taraftan iyi. Yani toplum kolay yönetilebilir. Bir taraftan da kul yetiştirmiş oluyorsun. Vatandaş yetiştirmek. Ama ne oldu? Artık vatandaş yetiştirmek gerekiyor. Bu bakımdan hukuken doğru. Ama biz bu o zamanki ahlak kodlarını kaybedip yerine gelen ahlak kodlarını tam olarak oturtamadığımız için bazen ne oluyor? Yaşlılar gençleri beğenmiyor. Eskiden düğüne çok saygı duyulurdu diyor. Bazen böyle şeyler oluyor. Şu anda da gayrimeşru bir şekilde yaşanıyor. Ha evet. Şu an evet. Tekke ve zaviyeler belki yasal olarak yok ama hala diyorsun. Aynı yasal olmasan da bunlar yapılıyor. Bunlar büyük tartışma konuları. Ya tabii ki bir kurum, bir sosyal tekke ve zaviye sosyal kurumu bir zaman güzel görevler yapmış. Daha sonra görevini yerine getirmeyince kapatılmış. Kapatılması genel olarak yararlı olarak görülmüş ama kapatıldıktan sonra onun görevini yapan kurum olmadığı için bazen ne oluyor? Çok hedonist, yani tamamen zevk, eğlence peşinde olan gençlik kısmı da ortaya çıkıyor. Yani bazı gençlere bakıyorsun tamamen zevk peşinde koşan, derinlik alamamış, ahlaki olarak kendini geliştirememiş gençler de ortaya çıkıyor. Ama bu böyledir. Yani bir kurumun yararlı ve zararlı yönleri vardır. Bakarsın ki
çok zarar vermeye başlamıştır. Kapatırsın o kurumu. Bu sefer yararlı olan bazı hizmetleri de yapamaya başlar. Bizim için ayrıcalık yaratıyordu şeyhlik, dervişlik ve toplumsal yarar sağlamıyordu artık tekke ve zaviyeler. Bu yüzden de kapatıldı. Tekke ve zaviyelerin kapatılması laiklikle ilgilidir. Soyadımızı değiştirebiliyor muyuz hocam peki? Çok güzel bir soru. Soyadımızı değiştirebilir miyiz? Peki, anlatalım onu. Şimdi bu tekke ve zaviyelerin kapatılması için Atatürk ne demişti? Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi değildir. Olamaz. En doğru yol, en hakiki mürşit medeniyet yoludur, akıl yoludur, bilim yoludur demişti. Gene güzel bir eleştirisi var. Türbelerden ve ölülerden yardım istemek medeni bir sosyal toplum ölçüsü olamaz. Şimdi gidip bir ağaca kumaş bağlamak, değil mi? İslamiyet'e de uygun değil. İslamiyet'e de yeri yok bunun. Ne dedeler var? Bardak kıran dede var burada. İstanbul'da var değil mi? Böyle sirke falan içiyor insanlar galiba oraya gidip. Kadının biri diyor ki kızım evde kaldı, 30 yaşında da biliyorum. Nasıl bir koca bulsun diye diyor geldim. Halbuki bunu evinde oturup Allah'a dua edebilir değil mi? Yani oraya gidip. Şeyin gönderin de bana dua etsin. Sen çalışmadın yani. Takvim, saat, ölçü. Takvim, saat, ölçü ve hafta tatili yapılan değişiklikler. Milad takvim 1925'te kabul edilmişti. Batı'ya uyum sağlamak için, takvimi ikiliğini yok etmek için. Daha sonra uluslararası beynelminel. Beynelminel ne demek? Uluslararası. Rakamları kabul ettik 1928'de. Batı'ya uyum sağlandı. 1931'de ölçü ve metrik sistemi kabul ettik. 1935'te Cuma'dan pazara aldık hafta tatilini. Herkes, Müslümanlar Cuma günü yapıyordu. Museviler Cumartesi yapıyordu. Hristiyanlar Pazar günü yapıyordu. Karışık bir hafta tatili vardı. Tek bir hafta tatili yaptık artık biz. Evet, soyadı kanunun kabulü 1934. Amaç resmi işlemlerin kolaylaştırılmasıdır. Osmanlı'dan kalma rütbe ve nişanlar yasaklanmıştır. Ağa, bey, paşa, şey, derviş gibi ünvanların kullanılması yasak. Mesela şimdi paşa ünvanı yasak ama televizyonu aç her gün millet bir paşa 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 diyor değil mi? Demek ki her şey kanunlu olmuyor. Hani eleştirme açısından. Ama amacımız bizim toplumda eşitliği sağlamak. Kimse kimseye ağa, bey, paşa, şey demesin. Halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Geçmişte askerlik, miras, eğitim, evlilik gibi konular karışıklıklara neden oluyordu soyadı olmadığı için. Herkes Ahmet oğlu Mehmet. Bir sürü var aynı isim soyattan. 17 Aralık 1934'te de çıkarılan bir yasayla Mustafa Kemal ve Atatürk soyadı verildi. Atatürk soyadının bir başkası tarafından kullanılması yasaklanmıştır. Soyadımızı değiştirebilir miyiz? Mahkeme kararıyla soyadımızı değiştirebiliriz. Mahkeme uygun, siz sordunuz. Mahkeme kararıyla soyadımızı değiştirebiliriz. Çünkü değişik soyadlar oluyor bazen. Benim arkadaşım vardı mesela soyadı. Güzel, azgındı yani soyadı. Ya biz 80'li yıllardayken belki bu kadar medyatik değildi her şey ama bir erkek çocuğuna ya da bir kız çocuğuna azgın soyadını vermek problem. O bu roket atar hocam. Efendim? Roket atar falan çıkıyor. Soyadı mı roket atar? Yok, ismi roket, soy ismi de atar. Evet, mesela evet, soy ismi atarmış. Mesela babası roket koymuş, roket atar. Mesela hocam ben soyadımı Türk yapıp çocuğum olursa ata koymak istiyorum. Atatürk. Olur. Olur ama çocuğa karşı çok büyük bir yükleme olur bu ya. O çocuk o soyadı nasıl taşıyacak? Ya soyad Türk olacak. Adı Ata olacak. Tamam, bu daha önce yapıldı biliyorsun değil mi? Yapıldı. Bir yarışma programı vardı. Yarışma programında yarışmaya katılan çocuğun soyadı Türk'tü. Annesi de Ata ismini vermiş. Dolayısıyla Atatürk oluyor. Evet. Kanun arkasından dolaşmışlar. Yani normalde kanun diyor ki hiç kimse Atatürk soyadını alamaz. Atatürk soyadı başka sana kullanılamaz. İşte tamam ama bu çocuğa çok büyük bir yükleme değil mi? Yani çocuğa şimdi Atatürk diye Türk tarihinin en büyük liderlerinden birinin ismini veriyorsun. İşte ona benzer belki. Böyle. İnşallah benzesin tabii. Ama yani biliyorsun büyük de bir yükleme bu.
Kolay bir şey değil. Atatürk ismini taşıyıp. Mesela pek çok insan bu yüzden çocuklara isim verirken çok dikkat etmek gerektiğini söylüyor. Evet. Aynen. İki isim. Benim oğlumun ismi, onun için bir ismi daha var. İki isimli. Ekonomi alanında yapılan çalışmalar. Ekonomi alanında yapılan çalışmalar. İzmir İktisat Kongresi ne zaman toplanmıştı? Lozan Anlaşması'nın arasında toplandı. Bak böyle hatırlayacağız biz. Tam olarak. Yani Cumhuriyet'in ilanından önce. İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat 1923'te İzmir'de toplandı. Amaç milli bağımsız ekonominin temellerini atmak. Kongre Başkanı Kazım Karabekir. Kurtuluş Savaşı'nın komutanlarından. Batı Cephesi komutanı nerede? O anda Lozan'da. Lozan çalışıyor zaten. Adamın üzerine bir de İzmir İktisat Kongresi'ni verilmez. Ne yapmış? Doğu Cephesi komutanı da İzmir İktisat Kongresi'nin reisi olmuş. Kazım Karabekir. Kongre olarak İzmir'i seçtik. Çünkü Kurtuluş Savaşı burada bitmişti. Türkiye'nin önemli bir ihracat merkeziydi, ticaret merkeziydi. İzmir İktisat Kongresi'nde milli ekonomi andı alınmıştır. Bak çok önemli. Misak-ı İktisadi. Hocam neden böyle yaptılar? Biz Misak-ı Milli için 4 yıl savaştık. Değil mi? Ve bu savaşlar sonucunda da Misak-ı Milli'yi sağladık büyük oranda. O yüzden de bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu, yani nasıl olsa ülkede çok herkes Misak-ı Milli'yi biliyor. Herkes bunu kabul ediyor. Bu sefer de Atatürk ne yapmış? Misak-ı İktisadi, Milli Ekonomi andı. Amaç yerli üretim. Yerli pazarları geliştirelim. Ekonomiyi millileştirelim. Bağımsız ekonomiyi kuralım. Amaç bu. Hangi karar, ne alanda kararlar alındı? Vergi sisteminde reform yapılsın kararı alındı. Demir yolları millileştirilecektir. Yabancıların elinde demir yolları. Yani şöyle bir tehlike var. Askerimizi bir yerden bir yere sevk edeceğiz ama demir yolu yabancının elinde. Vergi sistemi reform kararı alındı. Demir yolları millileştirilecek ve yapına hız verilecek. Borsalar millileştirilecek. Milli bankalar kurulacak. Halka kredi verilecek. Eğitim yatırımı yapılacak. Ve Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'ne sadece iş adamlarını değil, işçilerini çağırdığını şu maddeden anlıyoruz. İş erbabına amele denmeyecek, bunun yerine işçi denecek. Buradan da anlıyoruz ki toplumun bütün kesimleri, işçiler de kongreye katılmış. Çiftçi, sanayici, tüccar ve işçi katılmış. Dolayısıyla halkçı bir kongre olmuş bu kongre. Harf devriminin yapılması da ilk kez İzmir İktisat Kongresi'ne gündeme gelmiştir. O dönemde kabul edilmemiştir. Hemen arkasından Türkiye İş Bankası kuruldu. İzmir İktisat Kongresi'ne demiştik biz. Milli banka kurulacak. İlk özel bankamız Türkiye İş Bankası kuruldu. Gene İzmir İktisat Kongresi'nde verilen kararlara göre elbiseler yerli kumaştan olacak dendi. 1927'de biz Teşviki Sanayi Kanunu çıkarttık ancak başarıya ulaşamadık. Teşviki sanayi, sanayiyi teşvik etmek, özel sektörün ekonomiye katılmasını sağlamak, özel sektörün payını arttırmak istedik ancak bizde sermaye yok. Kapitalizme geçmek istiyoruz ama kapitalist yok ortada. Kapital yok, para yok, sermaye yok. Sermaye sadece para değildir. Hatta sermaye para değildir. Sermaye makinedir, tesisattır. Para yok, sermaye yok, bilgi yok, teknoloji yok, yetişmiş eleman yok. Teknik eleman yok. Bu yüzden kapitalizme geçemedik, karma ekonomiye döndük. Arkasından 1927'de Teşviki Sanayi Kanunu çıkarttık ama 1929'da da dünya ekonomik buhranı patladı. Biz de bu başarısızlıktan sonra katı bir devletçi politika uygulamaya başladık. Yani devlet eliyle kalkınmaya çalıştık. Kabotaj Bayramı. 1 Temmuz 1926. Kabotaj Kanunu'nun kabulü. Kabotaj Kanunu şu demek. Türk denizlerine yolcu ve yük taşıma hakkı Türklere verilmiştir. Türk denizlerinde maalesef yabancılar yolcu ve yük taşıyorlardı. Bu hakkı Türk vatandaşlarına vererek yabancıların serbestçe değil ancak izin alarak ve vergi ödeyerek bu işleri yapmasına sağlamış olduk. Böylece kapitülasyonların kaldırılmasını tamamlamış olduk. 1935'ten itibaren de kabotaj kanunun çıktığı gün denizcilik bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır.
1935'ten itibaren Kapadokya Kanunu çıktığı gün Denizcilik Bayramı olarak kullanılır. 1 Temmuz 1935'ten itibaren Denizcilik Bayramı. Kapadokya Kanunu 1 Temmuz 1926'da çıktı. Kapadokya Kanunu. Mustafa Kemal Atatürk köylünün durumunu düzeltmek istedi. Çünkü köylü hem asker hem de para hem de her şeyi sağlamıştı Kurtuluş Savaşı'na ve biliyorsunuz köylü milletin efendisidir diye sözü var Atatürk'ün. Köylücülük siyaseti diyoruz biz buna. Köylücülük siyaseti diyoruz. Mustafa Kemal Atatürk köylücülük siyaseti uygulamaya başladı. Öncelikle ağır vergileri kaldırdı. Biliyorsunuz aşar vergisi kaldırıldı. Doğru mu? 1925'te aşar vergisi kaldırıldı. Köylünün eline üretim imkanları verilmeye çalışıldı. Tarımı desteklemek için ne yaptık? 1924'te Türkiye Tütüncüler Bankası kuruldu. Tütün tarımını desteklemek için. 1888'de kurulan, düzeltiyorum, 1888 değil mi? 1888 neresi açıldı? Ziraat Bankası. 1888'de kurulan Ziraat Bankası geliştirildi. Şube sayısı arttırıldı. Türkiye'nin her yanına yayıldı. Ziraat Bankası imkanları, kredi imkanları genişletildi. Daha çok kişiye kredi vermeye başladı. 1925'te aşar vergisini kaldırdı Atatürk. 1925'te Türk tütüncülüğünü engelleyen reji idaresi kaldırıldı. Tütün reji idaresi kaldırıldı. Ve Atatürk herkese örnek olmak için kendisi Atatürk Orman Çiftliği'ni açtı. Bilimsel metotlarla tarım ve modern tarım aletlerinin öğrenilmesini sağlamak için Atatürk Orman Çiftliği'ni kurdu. Hala Atatürk Orman Çiftliği üretim yapıyor. Atatürk Orman Çiftliği hala üretim yapıyor. Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nin herhangi bir sütünü, yoğurdunu gören alır. Bazen Balıkesir'e de geliyor, görüyorum. Mesela benim hanım gittiğinde onu gördü, gören aldı. Atatürk Orman Çiftliği büyük bir marka gıdada. Bu markayı doğru kullanmak lazım. 1928'de çiftçinin ihtiyaçları için tarım kredi kooperatifleri kuruldu. 1925'te modern tarım yöntemlerini öğretmek için Atatürk Orman Çiftliği açıldı. 1928'de Tarım Kredi Kooperatifleri kuruldu. Tarım Kredi Kooperatifleri Türkiye'de en çok şubesi olan kurumlardan biridir. En ücra köylerde bile bunun şubeleri vardır. Tarım Kredi Kooperatifleri çok büyük bir kurumdur. Çok bilinmeyen, çok öne çıkmayan ama çok büyük bir kurumdur. 1924'te toprak reformu çıkarıldı, yapıldı. Topraksız köylüye toprak dağıtıldı ancak başarı sağlanamadı. Çünkü köyler o zamana kadar hep ağanın marabası olarak yaşamışlar. Toprakta yarı köle olarak yaşamışlar. Onlara toprak verdik ama biz maalesef kendileri bir iş, üretim yapamadılar. Ellerindeki toprakları tekrar ağa sattılar. 1938'de Fisko Birlik kuruldu. Biliyorsunuz o da çok büyük bir kurum fındıkla ilgili. Fındık tarımı için Fisko Birlik kuruldu. Daha sonra gene 38'de Toprak Mahsulleri Ofisi açıldı. Ekonomi alanında ilk özel bankamız neydi? Türk Devleti'nin ilk özel bankası İş Bankası. 1924'te kuruldu. Amaç sanayi ve ticareti desteklemek. İş Bankası ilk genel müdürü Celal Bayar. Atatürk'ün son başbakanı Celal Bayar. İş Bankası ilk genel müdürü Celal Bayar. Hindistan Müslümanları, bugünkü Pakistan diyebiliriz. Hindistan Müslümanları Kurtuluş Savaşı'nda 250 bin TL'lik bir yardım gönderdiler. Bu yardımı Rusya üzerinden gönderdiler altın olarak. Bir kısmını Rusların aldığı ve çok kazanı bize verdiği söyleniyor. Canım bizle savaşmayan devlet bizi destek. İngilizlere vermezler. İngilizler verir mi? İngilizler vermez. Paranın bize gelmesi lazım. Ruslara vermişler. Rusların da büyük bir kısmını kendilerine alıkoyduklarının çok küçük bir kısmını bize gönderdiği söyleniyor. Türk, evet. Müslüman yurdu muydu Afganistan? Bunlar Hindistan Müslümanı ama. Hindistan Müslümanları 250 bin TL'lik bir yardım yapmışlardı. Bankanın ilk sermayesi olarak bu kuruma bağışlamıştır. Hindistan Müslümanlarının verdiği parayı. Evet. 1930'da Merkez Bankası kuruldu. 1931'de faaliyete geçti Merkez Bankası. Şu anki başkanı kim oluyor? Güzel bir soru. Murat Çetinkaya. Çetinkaya. Merkez Bankası'nın şu andaki başkanı Murat Çetinkaya. Teşekkürler. 40 yaşında olmasın. Yaşamıyor musun?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ilk bastığı kağıt para 5 TL'dir. Geçmişte Osmanlı Bankası'na aitti kağıt para çıkartma yetkisi. Merkez Bankası bunu kendi üzerine aldı tabii ki. Sanayi Maden Bankası 1925'te kuruldu. Amacı sanayiye teşvik amaçlı kredi vermektir. Devam ediyoruz. Emlak Eytan Bankası kuruldu 1926. Konut ve konuta bağlı işletmeleri desteklemeye çalışır. Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndaki yetimleri koruma görevini hangi bankaya vermiştir? Bizim çok yetimimiz var arkadaşlar. 1911'den beri durmaksızın savaşan bir ordumuz var. 1911'den beri durmaksızın savaşan bir milletiz biz. 1911'den 1922'ye kadar 11 yıl sürdü savaş. Genel olarak. Bir sürü yetim var. Yetimleri koruma görevi Emlak ve Eytan Bankası'na verilmiştir. Bir ülkede merkez bankaları ne iş yapar? 1930'da kurulan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para basma yetkisine sahiptir. Para basma tekeli vardır. Buna senyoraj hakkı denir. Çıktı. Senyoraj hakkı. Para basma tekeli. Senyoraj hakkı. Merkez Bankası Türk parasının değerini korur. Döviz kurlarını ayarlar. Ekonomi konusunda hükümete ve kamuoyuna bilgi verir. Hocam faizler şeyden mi düştü? Darbe olduğu yüzden. Hayır hayır. Ülkede kötü şeyler olursa faizler yükselir. Ülkede kötü şeyler olursa, bunalım olursa dolar yükselir. Faizlerin düşmesi ekonomiyi canlandırır. Faizler düşerse insanlar paralarını... İnsanlar para yatırıyor yani faizler. Faizler düşerse insanlar paralarını bankaya yatırmak yerine ticarette kullanır, yatırım yaparlar. Böylece ülkenin ekonomisi canlanır. Faizlerin yükselmesi ülke için kötüdür. Faizlerin düşmesi iyidir. Evet. Ülkede işler kötü giderse sermaye ürkektir. Sermaye sahipleri paralarını düşünürler. Kendilerine göre haklı olarak. Ülkede işler kötü giderse iş yapmazlar. Sermayelerini dövizde tutabilirler. Bankada tutabilirler. Veya yurt dışına bile götürmek isteyebilirler paralarını. Ha? Evet. Esnaf ve sanatkarın hizmetlerini görmek için esnaf ve sanatkarı, küçük esnafı desteklemek için 1933'te Halk Bankası kuruldu. Yerel yönetimlere yardım etmek için, belediyeleri finanse etmek için 1933'te İller Bankası kuruldu. Denizciliğin Türkiye'de daha da geliştirilmesi için, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede deniz işletmelerinin desteklenmesi için 1937'de Denizbank kuruldu. Madenciliği ve maden sanayini geliştirmek için 1935'te Etibank kuruldu. İlk kağıt para kaç yılında tedavüle girdi? 1927. İlk kağıt paramız. İzmir Fuarı ilk kaç yılında açıldı? İzmir Fuarı. 1936. Daha sonra Sümer Bank var. Pamuklu dokuma sanayini geliştirmek için 1933'te kuruldu. Sümer Bank bir kamu yatırım bankasıdır. Mesela bize yakın Nazilli'de büyük tesisler, büyük fabrikalar kurdu. Nazilli Basma Fabrikası çok meşhur. Yatırım yaptı. Tekstil sektörünü biz nedir? Pamuk ülkede çıkıyor. Pamuğa dayalı bir sanayi kurulabilir diye tekstil sanayisi örnek olarak seçildi ve tekstil sanayini desteklemek için Sümer Bank kuruldu. Ve Sümer Bank çeşitli Nazilli Basma Fabrikası gibi çeşitli fabrikalar kurdu. Pamuklu dokuma fabrikaları kurdu. 1926'da ilk şeker fabrikası Alpullu'da, Kırklareli. Yok, hayır. 1926 ilk şeker fabrikası Alpullu, Kırklareli şeker fabrikası açıldı. 1926 Türkiye'nin ilk özel fabrikası Uşak Şeker Fabrikası hizmete açıldı.
şok olacağınız bir bilgi. Arkadaşlar bizler 1926'da Kayseri'de bir uçak fabrikası kurduk. Nuri Demir Ağa. Nuri Demir Ağa ismini yazın, Google'dan araştırın. Nuri Demir Ağa. Bir Türk müteşebbisin hayatı. Kayseri'de uçak fabrikası kurduk. 1926. Sonra Mecid'i. Evet. Gene aynı kişi Eskişehir'de uçak bakım işletmesi açtı. 1926'da. Üretilen uçaklar da oldu. Ünlü kitap şöyle üretilmiştir. Kayseri uçak fabrikasından Boeing'e parça gönderiliyordu. Boeing parça alıyordu Kayseri'deki uçak fabrikasından. Daha sonra siyaset sebebiyle Atatürk öldükten sonra onu istemeyenler Nuri Demir Ağa'nın bütün bu yaptığı işleri bozdular. Türkiye, Türk Hava Kurumu gibi kurumlar Nuri Demir Ağa'dan uçak almadılar. Finlandiya aldı, Mısır aldı. Çekoslovakya bizden uçak, yani Nuri Demir Ağa'nın fabrikasından uçak aldı. Türk devleti uçak almadı. Daha sonra Amerikalılar dediler ki siz bu uçağı kaça yapıyorsunuz? 3 liraya. Biz size dediler 1 lira uçak veririz, yapmayın boşuna. Fabrika el kondu, fabrika kapatıldı, yerine traktör fabrikası yapıldı. Dediler ki sizin traktöre daha çok ihtiyacınız var. Daha sonra 1 liraya aldığımız uçakların 5 liraya yedek parçasını sattılar bize. İstikbal göklerdedir demişti Mustafa Kemal Atatürk. O dönem 1930'larda Amerika'dan bir heyet gelmiş. Amerikalı profesör anılarında diyor ki, raporunda da diyor, rapor vermiş. Türkler atalarının söylediği istikbal göklerdedir kelimesini, cümlesini çok ciddiye alıyorlar. Müthiş bir havacılık endüstrisi kuruyorlar. Pek çok alanda da bizden ileride der diyor. Örnek alınmaları gerek diyor. Yeşilköy Havaalanı bu Nuri Demir Ağa'nın kendi çiftliğiydi. Bu çiftliği havaalanı haline getirdi. Beşiktaş'ta kurduğu şirketin genel müdürlüğü vardı. Türklere ait bu uçak fabrikası genel müdürü. Kayseri'de de uçak fabrikası vardı. Burada uçak üretiyordu. Dünyaya satıyordu. Uçak parçası satıyordu. Fakat biz bu sanayimizi kendi elimizde siyasi sebeplerle kapattık. Biliyorsunuz Türkler her Nuri Demir Ağa. Atatürk verdi kendisine Demir Ağa soyadını. Biz yaklaşık 3000 kilometre demir yolu yaptık. Atatürk zamanında. 1000 kilometresini, 1022 kilometresini bu Nuri Demir Ağa yaptı. Atatürk de ona Demir Ağa soyadını verdi. Evet. O zamanlarda şöyle bir gelenek vardı. Her il para topluyup bir uçak alıyordu. Türkiye'nin uçağı olmadığı için Konya eşrafı toplanıyordu. Bir uçak satın alıp Türkiye devletine hediye ediyordu. Adını da Konya koyuyorlardı uçağın. Samsun eşrafı toplanıyordu. Bir uçak alıyordu. İsmini Samsun koyup Türk devletine, Türk Hava Kurumu'na hediye ediyorlardı. Aynı şekilde zenginler dolaşılmış. Ankara'da Vehbi Koç'a gelmişler. Vehbi Koç 100 bin lira vermiş. O zaman demek ki daha gönlü büyük bir insan varmış. Abdullah Efendi denen bir kimse 200 bin lira vermiş. Nuri Demir Ağa gitmişler. Para ver. Uçak alacağız diye. Nuri Demir Ağa da demiş ki ben para veririm ama demiş. Önemli değil. Bana demiş ruhsat verin ben size uçak yapayım demiş. Demir Ağa da ruhsat vermişler. İzin vermişler. O da gitmiş uçak yapmış. Bak işte sizin örnek almanız gereken bu. Uçak almak için devlete para topluyorlar. Nuri Demir Ağa diyor ki siz bana izin verin ben size uçak fabrikası yapayım diyor. Uçak fabrikası yapıyor. Böyle. Örnek almamız gereken kişiler bunlar. Teşviki sanayi kanunla biz belli imkanları sağladık ama biliyorsunuz başarısız oldu. 1928'de Kırıkkale'de mermi fabrikası açtık. Daha sonra burası dönüştü, büyüdü değil mi? Kırıkkale'de büyük bizim bir silah sanayimiz var şu anda. Makine kimya endüstrisi. 1930'dan itibaren dünya ekonomik buhranı sebebiyle yeterli sermayenin olmaması, yeterli bilgi beceri olmaması sebebiyle ve dünya ekonomik buhranı sebebiyle katı bir devletçilik modeline geçtik ve her şey devlet eliyle yapılmaya başlandı. 1933'te özel sektörün yatırım yapmaması üzerine devlet bu işi üstlendi ve 1. 5 yıllık sanayi planı hazırlandı. Bu planın hazırlanması ilk dış kredi ve teknik yardım Sovyet Rusya'dan alındı. 1. 5 yıllık sanayi planı 1934'te yürürlüğe girdi. Planı uygulama görevi Büyük Yatırım Bankası Sümerbank'a verildi. Evet. Neler yaptık hemen? 34'te Bursa'da süt tozu fabrikası açtık.
Isparta'da gül yağı fabrikası, arkasından Tokat'ta şeker fabrikası, Paşabahçe'de 35'te şişe ve cam fabrikası kuruldu. 1935'te Sümerbank Kayseri dokuma fabrikası açıldı. 36'da Sümerbank Malatya İplik Bez Fabrikası. 36 İzmir Seka'da kağıt fabrikasında ilk kağıdı ürettik. 37'de bahsettim, Nazilli Basma Fabrikası açıldı. 37'de İngiltere'nin desteğiyle Karabük Demir Çelik Fabrikası'nı açtık. 38'de Bursa Melinos Fabrikası açıldı. Büyük fabrikalar kuruldu. Hemen arkasından ikinci 5 yıllık sanayi planı. 1938'de ikinci 5 yıllık sanayi planı hazırladık ama İki Dünya Savaşı patladı. Uygulamadı. Türkiye'de madenlerin araştırılması ve bulunması için Maden Teknik Arama Kurumu MTA 1935'te kurulmuştur diyebiliriz. Evet. Sağlık alanında birkaç tane şey var. Onları söyleyelim. Ara vereceğim. Sağlık alanında. Sağlık alanındaki gelişmeler. Evet. Arkadaşlar biz öncelikle Hilal-i Ahmer Cemiyeti ile başladık. Osmanlı'da 1868'de Hilal-i Ahmer Kızılay. Öncelikle Kızılay'ı güçlendirdik biz. Arkasından Yeşilay kurulmuştu. Gene arkasından daha Cumhuriyet'ten önce Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruldu ama 1920'de kuruldu. Herhangi bir iş yapamadılar bunlar. 1921'de Çocuk Esirgeme Kurumu yaptı. Bunlar hep savaş dönemi geldiği için pek bir şey yapamadılar. 1924'te biz Verem'le savaş için ilk işleri yapmaya başladık. 1924 İstanbul'da sanatoryum kurduk. 1924-28 arasında numune hastaneleri kurmaya başladık. Ankara, İstanbul, Erzurum, Diyarbakır, Trabzon'da büyük numune hastaneleri kuruldu. Refik Saydam, Doktor Refik Saydam Ankara'da Hıfzı Sağ Enstitüsü kurdu. Sıtma, kolera, veba, tifo gibi bulaşıcı hastalıklarla halkı perişan eden sıtma, kolera, veba gibi hastalıkların tedavisi için Hıfzı Sağ Kurumu kuruldu. Ücretsiz aşı ve serum üretimi yapıldı, halka verildi bunlar. 1930'da Umumi Hıfzı Sağ Kanunu çıkarıldı. Balıkesir'de ebe okulu açıldı. İstanbul'da ebe okulu açıldı. Ebelik okulları. Arkasından ilk sağlık ocağı Etimeskut Numune Dispanseri. Sağlık ocaklarının atasıdır. 1930'da gene Atatürk'ün girişimiyle Etimeskut Numune Dispanseri. Sağlık ocaklarının temelidir. Evet. Atatürk'ün ziyaret ettiği tek sağlık kurumu da budur. Etimeskut Numune Dispanseri. İlk kadın hekim 1921 Doktor Safiye Ali. 1924 ilk kadın diş hekimimiz Ferdane Bozdoğan Erberk. 1931 ilk kadın cerrahimiz Suat Rasim Giz. 35 ilk kadın doğum uzmanımız Pakize İzzet Tarzi. 1935'te İlk kadın doğum uzmanımız Pakize İzzet Tarzi. Aynı zamanda kendisi bir yüzme sporcusudur. Yüzücüdür. Boğazı yüzerek geçmiştir. Hocam. Efendim. Ne İzzet'i ismini unuttum. Pakize İzzet Tarzi. 1935'te ilk kadın. İlk kadın doğum uzmanımız. Yeah.